Buyur abi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 14. deva. Ey gözüne perde gelen hasta. Bu 14. devada gözüne perde gelen hastadan bahsediyor abi. Yani maddi göze gelen bir perdeden, bir hastalıktan bahsediyor. Yani bunu biraz daha ilerleyen taraflarında manevi tarafa da çekme niyetim var benim. Maddi göze gelen perdeden bahsediyor. Halbuki sadece bu maddi göz yokmuş insanda. Yani birçok göz varmış insanda. Buna bir belirti, bir işaret var mı? Rüyadaki göz mesela. Rüyadaki göz, maddi gözün dışındaki gözlere hissi bir delil oluyor yani. İnsan rüyadayken, işte gözü kapalı olduğu halde şeyler görüyor. Demek ki başka bir göz var yani. Siz bahsediyordunuz abi derste. Bu delil oluyor buna. Göz gibi görüyorsun rüyada. Demek ki gözün dışında da görme şeylerine bir işaret var burada. Peki başka hangi gözler varmış? Külliyattan bazı şeyleri şey yaptım, bazı göz çeşitleri nelermiş? Allah Allah. He merak abi. Merak ettim ben. Kalp gözü varmış. Akıl gözü. Hayal gözü. Of. Muhabbet gözü. İman gözü. Hakikat din gözü. Hakikati gören göz. Hastalık gözü. İhtiyarlık gözü. Kur'an'ın içinde öyle bir göz var ki bütün kainatı görür, ihata eder diye Mektubat 190. Kur'an'ın içinde de bir göz varmış. Başka Müslim gözlerini tak diye bir yer var. Ne diyor burada? Şimdi makam-ı istimada olan zata deriz ki ilhat gömleğini yırt at, mümin kulağını geçir ve Müslim gözlerini tak diye. Sözler 583'te. Böyle çeşitli bir sürü gözler varmış. Burada, ha buyur abi. Çeşitli. Acaba Risale-i Nur okumasak, bilmesek, böyle göz çeşitlerini Allah aşkına nereden duyacaktın ya? Ya gittikçe acayip oluyorum külliyata ya. Ya bu göz çeşitlerini nerede duyacaksın sen ya? Kaç tane göz çeşidi saydın? Abi, hepsini de yazmadım abi. Daha bir sürü vardı. Ben biraz müsbetleri yazdım yani buraya. Felsefe gözü var, işte dalalet gözü gibi bir sürü şeyler var. Aman yarabbim, vay be. Gözlükler, gözlük diyor mesela o şeylere. Allah Allah. Çok abi yani. Esvallah. Burada maddi göze gelen bir perde. Şimdi bu hastanın maddi gözüne perde gelmiş. Ne diyor? Eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen. Ehli imanın bu maddi gözünü gelen perdenin altında başka bir nur, başka bir manevi göz varmış. Onu bilsen diyor. Demek başka bir göz veriliyor insana. Bu hastalık perdesi altında, göz kapandı ama başka bir göz veriliyor ona. Başka şeyleri görebiliyor, görebilecek. Nasıl bir nur? Evet, Allah Allah. Bir ama bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki, hani bir organı kapatırsa mektubatta geçiyor ya, mesela gözün hassasiyeti kulağa yükleniyormuş. Dedi ki, sen dedi gözle gördüğünü neredeyse ben kulakla görüyorum dedi. Ben diyor neredeyse kulakla görüyorum. O kadar şey oluyor. Ne acayip bir şey ya. İnsan ya. İnsan ya. Garip bir mahluk ya. Bir hatıra cehennem ediyor seni dünyanı. Bir hakikat cennet ediyor dünyanı ya. Sen pazarda gördüm. Bizim Rize pazarında. Telefonu mu beksel görmüşsündür. Araba gelmeden en az da 10 metre ilerideyken kendi çekiyor. Bak, duydunuz mu? Biraz sesini. Amalar araba daha gelmeden 10 metre önce yoldan kenara çekiliyor. Daha nasıl, nasıl görüyor? Nasıl görüyor? Parmakta gören var ya, parmakta kitap okuyor. Görüyor.
Ben bir şey okudum ama o istisna tabii, genel değil. Rus bir kadın ama o kadar inkişaf etmiş ki şu şahadet parmağının ucu var ya, boğumu, şu şurası. Onunla görüyor. Denemişler böyle, siçede getirmişler Rusya'dan. E bu bina nasıl diyor, şöyle çeviriyor, binayı söylüyor. Burayı ile görüyor. Yani görme kabiliyeti buraya olmuş. Nasıl yani? Şey, böyle çeviriyor. Bu binadır. Bu. Bina şöyledir diyor, binayı tarif ediyor. İstisna tabii de. Yani insan ya. Başka şeyler açılıyor. Yani. Hafızası çok kuvvetli oluyor abi. Bir okuduğunu bir daha unutmuyorlar. Acayip bir şey ya. Yani İngiliz gibi. He ya, bu külliyat ama külliyata da şimdi hayret etmiyor musunuz ya? Nasıl bir ders ya? Nasıl bir tefekkür, nasıl bir ufuk, nasıl bir derinlik, nasıl farkındalık, nasıl bizi inşa ediyor ya? Haberimiz olmadan bu binayı nasıl yapıyor ya? Nasıl tuğlaları koyuyor? A13. 14. devadayız. Yani aklım gidiyor ya. Bir yere gidince de bunu düşünüyorum yolda. Ya külliyata, ya Rabbi dedim ya, seninle ancak bu akşam iftarımı söyleyeceğim. Ya Rab, seninle gurur duyuyorum ya. Seninle iftihar ediyorum. Ne mesut derlerse desinler, bu laf denilir mi? Vallahi gurur duyuyorum. Niçin dedim biliyor musun? Ya bu orucu nereden hatırına geldi ya? Bu sistemi kurdun orucu. İyi ki koydun ya. İyi ki yaptın ya Rabbi. Bu orucu nasıl hatırına geldi? Tövbe estağfurullah. Tefekkürü küfür küfür değil ya. Yani Allah hakikaten çok hoş ya. Nasıl bir Allah'ımız var ya? Kıymetini bilmiyoruz ki. Rabbimizin kıymetini bilmiyoruz ya. Yani o kadar acayip bir Allah ki. Yani şuraya bak ya, önümüze avuları verdi. Bir kere bunun şeyini veremeyiz ya, şükrünü eda edemeyiz ya. Külliyatın şükrünü eda edemeyiz ya. Edemeyiz ya. Vallahi 40 seneden beri bu işin içindeyim. Her gün hayretimi arttırıyor. Yani külliyat bambaşka bir şey. Evet toptum, özür dilerim. Estağfurullah. Haletim bir şey geldi de. Estağfurullah. Göz çeşitlerine bak, nerede duyacaksın sen bunu ya? Bir daha maddi gözü kapanan bir hastanın, insan o vaziyette olsa, burada diyor ki manevi bir göz veriliyor sana. Nasıl bir teselli yani buradan? Bu cümle bile adama yeter yani. Harika, maşallah. Ha, manevi göz veriliyor diyor. Onun düşünmesi bile, böyle bir şey varmış, o bile nasıl insanı şey yapar yani. Allah Allah. Yeisten kurtarır yani. Birisi vardı böyle, yeisten. İntihar bir defa etti galiba. Kurtardı. Beni götürdüler. Onunla konuştum husus odada. Dedim ki, niye ediyorsun diye öğrendim. Kendisinin soyunu öğrenmiş. Sıfo. Ben mahkemata bir cümle söyledim. Şu anda tepelerde. Çok şükür. Bir cümle ya, külliyata. İnsanın değeri kendindendir, neslinden değildir. İşte Asr-ı Saadet. Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh dedim. Hemen kalktı ağlayarak, sarıldı o. Yani külliyat başka. İşte bu avaya desem, bak maddi gözün arkasında manevi nice gözler var deyince adam dirilir ya. Ölü kalkar ya. Acayip bir şey ya. Külliyat ya, kurban olayım ya. Evet. Eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen, 100.000 şükür Rabb-i Rahimime dersin. Allah Allah. Demek o, dün de bahsedilmişti abi, farkındalık diye böyle. Farkındalık. O olduktan sonra hastalık da gelse insan şükredermiş yani. Böyle gözü kapanmış adamın, görmüyor bir şey, 100.000 şükür Rabb-i Rahim'e nasıl der böyle bir insan, bu haldeki bir insan. İşte onu bilsen böyle bir müjde veriyor yani böyle. Nasıl bir nur var, nasıl bir manevi gözler onun altında ki. 100.000 şükür Rabb-i Rahim'ime, o şefkat eden Rabbime. Yani o şey değil, zalim değil haşa yani. Gözünü kapatarak böyle nasıl hediyeler vermiş oluyor sana? Rahim olan Rab yani. Öyle diyor ya. Ve ma rabbuke illa zalamin lil abid. Allah Rab, Rabbin diyor, kulları üzerine zalim değildir. Ve ma rabbuke illa bi zalamin lil abid. Allah Allah. Ne kadar hoş ya. Allah ile bir insan iftihar eder, gurur duyar ya. Bir de kendime dedim ya, Rabbinin kıymetini bil dedim ya. Bulamazsın bir daha. Bugün kendime söylüyordum.
kendime telkin ediyorum öyle. Rabbinin kıymetini bil, burada bir de bulamazsın bak diyeyim sana. İmam-ı Gazali der ki, insanlığının kıymetini bil, ölünce bir de insan olamayacaksın. Ya, bu farkındalığı bize Risale-i Nur gözümüzü açtı. Buna nasıl, Hüsrev abi demiş buna. Başıboş ve gayetsiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan, başıboş ve gayetsiz bir gençliğin içinden çıkartan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, bir terkibi var. Gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, başıboş ve gayetsiz bir gençliğin içinden çekip çıkaran. Senin yerin burası diyor. Gel buraya. Sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim diyor. Devam et. Az sonra da misal verecek zaten, evet. Gözü kapanan bir hastadan. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim. Şöyle ki, bana 8 sene kemal-i sadakatla hiç gücendirmeden hizmet eden Ballalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. O saliha kadın bana karşı haddimden 100 derece fazla hüsnü zannederek, gözümün açılması için dua et diyerek cami kapısında beni yakaladı. Ben de o mübarek ve meczube kadının salahatini duama şefaatçi yapıp Ya Rabbi onun salahati hürmetine onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi gözünü açtı. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum, çok dua ettim. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir beddua oldu. Çünkü eceli 40 gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin vefat eyledi. O merhume 40 gün Balla'nın hazinane bağlarına dikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel, kabrinde cennet bağlarını 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Allah Allah. Çünkü imanı kuvvetli, salahatı şiddetliydi. İmanı kuvvetli, salahatı şiddetliydi. Böyle olunca başka bir seyretmeyi gözü kazandı. İmanı kuvvetli, salahatı şiddetliydi. Evet. Acaba salahat nedir ya? Salahat, dindarlıkta çok ileri olma hali, günahsız ve temiz oluş yazıyor abi. Lukatta. Salih yani. Evet. Kadın olunca salahat. Vay be. Erkek olunca emin, kadın olunca emine. Ha. Allah Allah, imanı kuvvetli. Saliha. Yani demek ki imanı kuvvetli, salatı şiddetliydi. Evet. Ne yaptı? 40 güne bedel sonsuz bağları, cennetin bağlarını seyredecek. Evet. İyi ki ahiret var ya. İyi ki ahiret var ya. Böyle bir sistemi çok şükür. Çok şükür. İyi ki bizi cennete direkt koymadı. İyi ki dünyadan cennete götürecek. Oranın kıymeti ancak şimdi olur ya. Değil mi doktor? Evet, tamam. Ha, bunu dünyayı görmeden cenneti görsen, Adem Aleyhisselam cenneti bilemediği gibi biz de hiç bilemeyecektik. Bilemiyoruz be kardeşim. Bilemiyoruz kardeşim. Birbirimizin kıymetini, Rabbimizin kıymetini, Peygamberimizin kıymetini, Kur'an'ımızın kıymetini, Ustadımızın kıymetini, Risale-i Nur'un kıymetini, birbirimizin kıymetini, ehemmiyetini, değerini, birbirimizin ne kadar maneviyatımıza destek verdiğini, ya çok şükür ya, ama bunun farkındalığını veriyor Risale-i Nur. Risale-i Nur farkındalık veriyor ve insanı aklen ve kalben, ruhen inşa ediyor, ihya ediyor, çok şükür. Çok şükür. Devam et abi. Evet, bir mümin gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alemi nuru temaşa edebilir. Allah Allah. Ehli kuburdan, kabir ehlinden çok ziyade o alemi nuru temaşa edebilir. Gözü kapalı böyle girse. Bu hadis biliyor musunuz? Peygamber Aleyhisselam bu şeyde yazıyor. Badıl abide Risale-i Nur'un kutsi kaynaklar kitabını Lemalar 213 yazsa Filistesine. Bunun hakkında kaç tane hadis var? Yani bu hadis-i şerif.
Yani gözü ama bizde bizim gibi görmediği gibi biz de onun cennetteki uzak bağları gördüğü gibi görmeyeceğiz. Yani göz misaldir yani değil mi? Göz misal, bütün organlar öyle. Mesela koku alamıyor. Koku alamıyor, duyamıyor. Koşamıyor. Yani bütün şeyler öyle. Bizden daha fazla. Nereden yazıyor? Bunun başka bir delilimiz de nerede biliyor musun? 28. sözde dünyadaki kullanılmayan iştahlar var ya, orada ek olarak verilecek. Mesela bir misal vereyim arkadaşlar. Diyelim ki elhamdülillah meşru helaline kanaat ettin, eşine. Ama insanın fıtratında nihayetsizlik var. Allah bu iştahını, arzunu cennette ek olarak verecekmiş. Cennetteki iştihaya dünyada kullanılamayan ama istediğin de Allah korkusu için hayır dediğin şeyleri Allah ek yapacakmış. 28. sözde söylüyor. Anlıyor musunuz ya? Ek verecek. Dünyada niçin böyle bu sefiler gibi yaşamıyorsun? Allah'ın var diyorsun. Haramdır diyorsun. Ha bu işte var mı? Var. Ama durduruyorsun. Allah da diyor ki cennette diyor. Cennete uygun sana lezzetten hariç dünyada olup iştahında kullanılmayan iştahlar orada ek verilecek sana diyor. Şuraya bak 28 söz. Kebiyat bak. Çok şükür. Hatta çocuğun yok, çocuk sevmesi cennet çocuklarından verilecek. Yani her şey ya. Ne ararsan külliyat hepsi var kardeş. Başka esere hiç ihtiyaç yok. Evet. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyor. Kabirde o körler iman ile gitmiş ise o derece ehli kuburdan ziyade görür. Oh. En uzak gösteren dürbinlerle bakar nevinde, kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. Vay be. Evet. Bak ne cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. Nasıl bir alem ya? Biz ha bu cesetten ayrılmak istemiyoruz. Acayip bir şey. Cennet, Allah vaat et diyor, bu buraya hayat demiyor. Esas hayat orası diyor, buraya zindan diyor. Biz de yapıştık, yok gitmek istemiyorum. Ya nasıl bir yer ya? Ya Allah bizi oraya götürecek inşallah, götürsün inşallah. Bizim Rabbimiz öyle. Ama bize o Rabbimiz cenneti bile gaye yaptırmıyor ha. Cenneti gaye yapmaya gerek yok çünkü zaten oradan geldi. İnsanın Resul malı olan istidat ve kabiliyetlerini neşünemalandırmaya geldik. İnsanın Resul, yani öz, asıl sermayesi, istidat, kabiliyet, ruhunu, kalbini, vicdanını, aklını Cenab-ı Hakk'a aynadarlıkta vazife vermiş. Allah'a ayna olmak, Allah'a ayna olmak, ayn-i samet olmak kolay iş değildir der. İnsan penceresinde, 31. pencerede, ayn-i samet olmak, Allah'a ayna olmak, bir tanesi oruç işte. Mesela Allah yemez, içmez, cinsel şehaşa ihtiyacı yok. Biz oruçla bunu gösteriyoruz. Bir tane hikmeti. Ama cennette böyle bir şey yok. Bu dünyada bu. Ha? Yani Allah'a ayna olmak, Allah'ımıza muhatap olmak, dost olmak, halil olmak. Ya değil mi? Bu nasıl bir şereftir ya? Allah kim, biz kim ya? Ama dost etmiş. Hasan abi, bu Mesnevi Nuriye de diyor ki, evet marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştah olmadığı gibi cennette bile iştiyak geri kalmış diyor. 75 miydi? 73. Ha. Devam et. Evet tamam. Ne dedi abi? Aynen. Doğru söyledin. Doğru okudun. Diyor ki marifetullah olduktan sonra cennet iştahlar var ya, arzular onu diyor. Hatırlattı bana. Hani söylediğimizi teyit o. Geri kalır.
Yani marifetullah, muhabbetullah cennetten üstün yani. Yani Allah'ı böyle hissetmek var ya böyle aleminde, çocuk anasını emer gibi böyle. Allah böyle, ya Rabbi seninle gurur duyuyorum, Allah'ım seninle iftihar ediyorum, iyi ki Rabbimsin Allah'ım. Putları put edinmemişim, putları Rab edinmemişim, sen benim Rabbimsin Allah'ım diyebilmek var ya, Rabbim sen benim Rabbimsin. Yani tamam. Yani hani ustad bunu der ki, hafıza desen ki sen hafızsın ha. O bilmiyor mu hafız olduğunu? Biliyor. Yani senin hafız olduğunu ben de biliyorum ha. Demekmiş. Onun için ya Rabbi sen benim Rabbimsin demek zaten o biliyor da ben onu ben de biliyorum sen benim Rabbimsin. Evet. Kabirde o körler böyle temaşa ederlermiş abi. Körler hakkındaki bu hastalık kabirde onlara ehemmiyetli bir göz oluyormuş demek. Göz oluyor. Kabirdeki farkındalığını arttırıyor onların bu sefer. Kabirde öyle bir şey yapıyor. Kabirdeki haline bir işaret var burada. Burada gözle ilgili şimdi. Bu maddi gözle ilgili böyle oluyor. Kabirindeki o farkındalığı artıyor. Kabirdeki farkındalığı. Evet. Bunun altını çiz. Evet. Güzel söyle ifade. Demek ki bizden fazla farkındalığı orada alacak. Evet. Farkındalığı artacak. Bunun umum hastalıklara bunu uygularsak, umum hastalıklar daha dünyadayken insanın farkındalığını arttırıyor. Bu göz olarak bütün hastalara bunu şey yapsak şimdi, sırf göz değil de hepsi arttırıyor aslında. Bu dünyadayken başlıyor. Bu dünyadayken arttırıyor insanı. Burada bir soru var peki yani. Hastalık bunları yapıyor. Peki bu işte bu farkındalık, bu manevi göz, maneviyattaki görme kuvveti, maneviyata karşı böyle bir kuvvet olması görüşünde hasta değilken, sıhhatliyken niye çok zayıf oluyor insanda? He. Böyle bir sual şimdi burada. Nasıl yani hasta değilken bu anlayışlar? Hastalık böyle bir göz takıyor sana, he, görmeni sağlıyor. Onu alalım düşmez. He. Maneviyatta açılıyorsun böyle, hisler de inkişaf ediyor. Manevi gözünü açtırır diyor bir yerde ya, hastalık gözünü açtırır. Sıhhatliyken niye olmuyor bu yani bizde? Sıhhatliyken olmuyor. Latif nükteler 44'te. Şöyle bir tabir var. Şu asrın nazar-ı maddisi diyor. Şu asrın nazar-ı maddisi. Bu asırda maddi nazar ön plana çıkmış. Madde ön plana çıkmış. Tarihçe-i Hayat'ta da şöyle bir ifade, bir abi mektubunda diyor. Bu acip madde ve dinsizlik asrında nazarlar kısalmış. İnsan görmesi lazımdı. Hastalık böyle bir göz takıyor insana. Ama normalde göremiyor. Sebebi bu asrın bir özelliğiymiş. Bir sebep buymuş. Maddi nazar varmış, madde asrıymış, dinsizlik asrıymış. Tabi derecemize göre böyle hepimiz de etkilenmişiz yani bu şeyden. Yani bu asır madde asrı. Öyle olduğu için hissiyatlar körelmiş. Dün geçmişti, işte demiştiniz ya abi, hayal gibi geliyor her şey insana. Hayal. Böyle onu tam oturtamıyorsun aleminde, hissedemiyorsun. Öyle maddecilik olmuş ki, biz de etkilenmişiz ki böyle hayal gibi geliyor bazı şeyler. Tam böyle hakikati oturmuyor insanın iç alemine. Maddiyun fikrinden etkilendiğimizi de gösteriyor bu aslında. Maneviyatta his azalmış, his körelmiş. Bu olmuyor. Muhakemat 17-18'de de şöyle bir ifade var. Maddiyatta tevakkul eden, çok uğraşan maddi şeylerde, maneviyatta gabileşir ve sathi olur. Maddiyatla meşgul ola ola maneviyatta insan gabileşiyormuş. O tarafı köreliyormuş insanın. İşte bugün müzakere yaptık, o geldi aklıma bir de. Vahdetül vücut müzakeresi vardı abi. Bugün mü? Ha, bugün aşağıda onu yaptık biraz. Vakıflarla beraber. Ha, evet abi, evet. Öğlen müzakeresinde. Yani bu asrın insanına, bu asırda, bu madde asrında bir sebep oymuş. Niye vahdetül vücut bu zamandaki insanlara telkin edilmemeli? Üç mühim zarardan bahsediyor. Bir tanesi de böyle hususan maddeden etkilenmiş, maddecilikten etkilenmiş insanların olduğu ortamda bunu söylemek bu sefer madde hesabına olurmuş o. Uluhiyeti inkara kadar gidebiliyormuş bu sefer. Tabii. Birisi bu. Tabiat perest oluyor. Ha, ona kadar götürebiliyor işi. Bir tanesi işte şey diyor, vahdetil vücutta nefsi emmareyi de görmemek var. Onu da görmemek varmış. Bu asırda ise enaniyetten gelen nefsi emmare öyle şişmiş ki bu asırda
Bu sefer onu oraya aşılamaya kalksan, bu sefer nefsi emmare öyle şımarır ki diyor, el avuca sığmaz yani bu sefer. Halbuki onda onu da reddetmek, şey yapmak vardı, görmemek vardı gibi böyle. İşte bu şeyden kaynaklanıyor, bir sebep oymuş. Maddiyatta tevakkul eden, maneviyatta gabileşir ve sati olur. Bu zamanda bu varmış, o yüzden insan şey yapamıyor böyle, manevi şeyleri tam hissedemiyor. Hastalık ama, hastalık gelince gözünü açtırıyor, hissetmesini sağlıyor. İşte his demiştiniz Avda, bu 25. lema hastalık, hissi, böyle akıldan ziyade hissi oynatıyor. Başka ne var bu zamanda, niye hissedemiyoruz yani, niye uyanışlar olmuyor içimizde? 27. sözde bahsediyor, bu zamanın çarşısındaki mergup metalar nelermiş, onlardan bahsediyor. Bu da bir sebep. Siyaset metağı diyor. Siyaset metağı ve hayat-ı dünyeviyenin temini ve felsefenin revaçları gibi şeyler bu zamanın çarşısında bunlar ön plana çıkmış, revaç bulmuş. O yüzden böyle şey yapmıyor, insanda uyanış olmuyor pek. İşte hastalık ne yapıyor? Hastalık geldiği zaman böyle maneviyatta gabileştiren şartlar altında öyle bir nimet oluyor ki hastalık gözünü açtırıyor insanın bu sefer. Bütün bu şartlar altında hastalık nasıl zıttıyla nimet daha çok biliniyordu ya böyle. Bu ortamda bu kadar insanın ihtiyacı varken maneviyata, bir de bu ahir zamanında ahiri böyle bir işte süfyaniyet gelmiş, böyle nasıl hücum edilmiş insanlara, ne hale getirilmiş. Hastalık bu sefer nimet, nasıl nimet oluyor daha çok hisseder yani insan maneviyatta. Nimet oluyor. Başka ne var bu zamanda? Şuradan, şualardan bir paragraf okuyayım. Büyük Deccal'ın ispirtizma nev'inden tesir edici hassaları bulunur. Hassaları. Evet abi. İslam Deccal'ının dahi bir gözünde tesir edici manyetizma bulunur. Şurasıydı asıl okuyacağım. Hatta rivayetlerde Deccal'ın bir gözü kördür diye nazarı dikkati gözüne çevirerek büyük Deccal'ın bir gözü kör ve ötekinin bir gözü öteki göze nispeten kör hükmünde olduğunu hadiste kaydetmekle onlar kafiri mutlak bulunduğundan yalnız münhasıran bu dünyayı görecek bir tek gözü var. Burası şimdi asıl burası bu şeye atıf. Yalnız münhasıran bu dünyayı görecek bir tek gözü var. Burası. Ve akıbeti ve ahireti görebilecek gözleri olmamasına işaret eder. Ahireti görecek gözleri olmamasına işaret varmış burada. Allah. Şimdi bunlar da böyle. Bunlar da böyle. Tek gözleri birinin kör, birinde kör hükmünde diyor. İslam Deccal'ın bir gözü kör hükmünde olduğu için onun sistemi de insanı öyle yapıyor. Onun sistemi gelince bu asrın insanının başına o sistemden o tip bir sistem gelmiş. Ondan etkilenen insan bu sefer ahireti görmüyordu. Ahireti görememeye, maneviyatta gabileşmeye başlıyor bu sefer. O sistemin içinde böyle sirayet oluyor. Bu sistemin sirayet oluyor insana. Yani ahireti göremiyor insan ve maneviyatta gabileşiyor. Lemalar 116'da da diyor ki, ey sefahet ve dalaletle bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa. Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye ettin. Avrupa'dan gelen bu İslamiyet'le barışık olmayan, hizmet etmeyen Avrupa tarafı, ondan gelen sefahat, dalalet tarafı böyle ne yapıyormuş? Cehennemi haleti veriyormuş. Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere, insanın ruhuna nasıl tesir ediyormuş o Avrupa'dan gelen şeyler? Bu cehennemi halete hediye ettin. Böyle cehennemi bir halet veriyormuş. Cehennem haleti. Evet abi. İşte hastalık böyle bir şeyde, öyle bir nur oluyor ki, böyle haletlerde, böyle bir zamanda, zeminde yaşıyorsun. Hastalık geldiği zaman bu sefer o şeyleri tıkanan, o şeyleri açıyor. O yolları açıyor yani bu sefer. Öyle bir nur oluyor ki körleşen gözleri açıyor hastalık. Yani da sistemi bu zaman insanı kör ediyor. Değil mi? Evet, kör ediyor. Risale-i Nur'da ne yapıyor? Ha. O zaman gözleri açıyor. Mesela açıyor. Gözümüzü açıyor. İşte böyle müzakere-i ilmiyeler, böyle cemaat ortamlarında,
fert zamanı değil yani. Böyle ortamlarda bununla bu derslerle böyle insan açılıyor, hisler açılıyor yani. Sistemin kapatmış olduğu gözü hesabını açıyor. Ha, ona karşı ama savaş. Antika bir şey söyledi ya. Rüştü abi şöyle bir şey demişti. Ne teyit için. Kalbime gitti onu tespit etme. Dedi ki balık baştan kokar diğer hayvanlara zıt olarak. Ne demek? Bir cemaatin başı dedi. Neyse en arkadaki fertlere onun haleti sirayet eder. Mesela hayvanlar var ya karıncalar veya böcekler tepede kim varsa onun kokusu ön arkadakinde de varmış. Arıda da varmış. Arı peteklerinde hep kokuyla. Şimdi bir rejimin, bir cemaatin tepesi neyse o sisteme girende aynı fabrikasyon oluyor. Mesela nurculara bak derecesine göre simaları ortak. Bir mevzu soru sorulduğu zaman cevap şekli yöntemi ortak. Namazlara hassasiyetleri ortak. Sisteme karşı duruşlar ortak. Tarikatçılar da öyle. Menzil öyle. İsmail Ağa öyle. Tamam mı? Kadiriler öyle. Süfyaniyet de öyle. Bir gözü kör mü? Ahiret görmüyor. O sisteme severek bilerek girenlere onların da gözü kör oluyor. Ha, bakın öyle. Yani. Görmüyor. Bir bak bakalım. Şu an ahirete kör hepsi yani. Kör. Ya cenazeyi gömüyor adam, alkış yapıyor. Evet. Cenazenin önüne saz çalıyor ya. Kör ya. Yani akıl almıyor. Mesela gel bize, dün bir tanesi kim videoyu şey yaptı, kapat ya dedim. Dinle dalga geçen alçak bunlar. Güya teravih kıldırıyor. Dinle alay ediyor. Terörist ya bunlar. Yani Fatiha'yı okumuş mu okumamış mı terörist. Yarısını, zamısının yarısını rüküye diye yapıyor. Kim gösterdi o videoyu? Sen. Kapat dedim. Dinle alay etmek Allah muhafaza etsin imandan eder. Güya şey yapıyor. Hani tiyatro yaptıkları belli. Arkada küçük bir saf gösteriyorlar da böyle ne diyorlar? Amin böyle dalga geçiyorlar. Yani. Güya teravih kıldırıyor. Alçak dinle alay ediyor. Yani kör. Kör, sağır, dilsiz olmuş. İşte demek istediğim şu, hayvanlarda da bu kanun var. Tepesindeki, en öndeki neyse, kuyruğun en sonunda olan karıncalar ton yerde kuyruk, aynı koku. Arı bir petekte milyonlarca arı var. Aynı koku. Bir cemaatta aynı koku. Bir sistemde, rejimde, ideolojide tepe nasılsa efradı da aynı. Yesu ve yesudun an sebilillah. Eğri büğrü noksan derler diyor. Gene şu alar, birinci şu alar. Ve yesudun an sebilillah. Onlar İslamiyet'i niçin yapar? Eksik, noksan, eğri bulurlar diyor. Birinci şu alar. Kör kör dedi ya güzel bir tespit edin. Onların sistemine girenleri de kör oluyor. Kör oluyor. Bir de o duhan var ya abi. Harika. Diğer insanlar da etkileniyor hadis. Yani değil mi abi? Ahir zamanda diyor Peygamber Aleyhisselam duhan olacak diyor. Müslümanlar ise sükkam olacak. Duman, duhan olacak. Duman gözü görmeyecek. Şeyde de göz gözü görmeyince de ben çobanlık yaptığım için göz gözü görmeyince dumanda ses de gitmiyor. Ses de pek gitmiyor. Müslümanlar sükkam olacak, nezle olacak. Nezle ne demek? Kokladığı, yediği şeyin ne tadını ne kokusunu alacak. Yani orucunu, namazı dahi olsa tadını, lezzetini alamayacak. Ya Rabbi iyi ki bu orucu getirdin ya. Ne kadar güzel ya. Açken söylüyorsun bunu. Fark ediyorsun. O içeride olaylar oluyor. Adam bağırıyor. Küçük Hasan bağırıyor. Küçük Hasan bağırıyor. Ruh da keyif alıyor. Ruh da diyor ki ya Rabbi iyi ki yaptın diyor. Keyif alıyor yani. İki sistemi fark ediyor. Demek ki işte hangi sisteme girersen o koku seni siniyor. Güzel Allah razı olsun. Harikaydı. Aslında bir nefsin ağlamasına nispeten o ruh diyor masumane güler. Ama doktor şeyi tespit etti. O sisteme giren bir de söyle o sisteme giren nedir? O sisteme giren diyor Sufyan'ın
Ha. O da kör oluyor. Bir gözü kör hükmünde olduğu için onun sistemi de insan öyle yapıyor. Allah. Bu sefer ahireti görememek, maneviyatta kabileşmek noktasında maşallah. Bu sefer etkileniyor insan. Evet. İşte bu kadar kabileşmiş maneviyatta insan, hissiyatlar, hastalık bu sefer nimet ciheti daha artmış gibi oluyor yani. İnsan hastalık daha kıymetli bir şey oluyor, değerli oluyor yani. İnsan, yani hastalık güya nimeti kaçırdığı zannediyor. Ha, kaçırıyor gibiydi ama gibi değilmiş. Zıttıyla biliniyor, çok şeyler açıyor insan aleminde demek. Vay yani. Vay. Hazreti Eyüp Aleyhisselam dinliyor ya, hastayken biraz kazandığını, güzellikten sonra çok şey kaybettim demiş ya. Evet. Çok manidar yani. Evet, ben diyor Eyüp Aleyhisselam, hastalıkta kazandığımı sihatta kaybettim dedi. Hmm. Bir kere 70 defa Rabbim benimle konuşuyordu diyor, o şimdi yok diyor. Sordular da ne kazandığını kaybettin. 70 defa ya Eyüp nasılsın diye Allah sorarmış. Ya Eyüp nasılsın ya Eyüp? Peygamber'e geliyor Cebrail Aleyhisselam, Peygamberimize geliyor. Ya Muhammed diyor, git şey Ebu Bekir'e söyle. Rabbim Allah. Şu ettenezzulati ilahiyyati ala okunil beşer. Yani Allah'ın rahmet ve rahmiyeti nasıl böyle insanların seviyesini indiriyor? Diyor ki ben Ebu Bekir'den razıyım, ona bir sorun. Ben de, o bilmiyor mu? Tabii o benden razı. Nasıl bir tevazu ya? Yani Allah fiile bize gösteriyor. Mesela Allah Müslümanları sevin, beni sevin nasıl söylüyor? Severek bize öğretiyor, gösteriyor. Mesela çocuğa elinde sigara, oğlum sigara içmek iyi değil. Yani bu eğitim mi? Yani Cenab-ı Hak bize sevmeyi severek öğretiyor. Yani şunu söyledin ya, Allah'a karşı bir muhabbetim oldu yani. Ya acayip değil mi? Yine bir Allah Hazreti Ebu Bekir'e söylüyor. Yani. Hazreti Ebu Bekir'e yani. Sen bilmiyor mu yani onu sevip sevip? Biliyor da diyor ki bak ben böyle bir Allah'ım yani. İnsan böyle acayip olası geliyor değil mi böyle? Bu ne kadar sevse geliyor yani. Ben ondan razıyım, git ona bir söyleyeyim. O benden razı. Bir şey de var. Hadis var abi, diyor ki Allah diyor, ben mütevazi, mütevazi olanı severim. Şöyle, men tevazı refeullah. Bana da geçiyor. Hulusi abi bu hadisi kullanıyor. Tevazu edeni Allah sever. Niye? Allah mütevazı zaten. Yani öyle olmasaydı Mehmet dedi, biz işlediğimiz günahlarla duman olmuştuk ya. Allah haşa böyle bakıyor. Ulan kulum bak bu nimet ha, bu günah yapıyorsun. Ayıp ya. Ya. Ama Eyüp Aleyhisselam bundan dedi ki hastalığın kalkması için dua etmemiş. Ne zaman dua etmiş. Efendim Bedri. Abi siz bir sohbetinize demişsiniz ki ben bir videomuzda seyretmiştim. Cenab-ı Hak bizimle sürekli konuşuyor fakat biz muhatap olamıyoruz tarzında bir şeyiniz var. Devamlı konuşuyor. Allah'ın kelam sıfatı kopuk olmaz, nakıs olur. Vahiy de öyle. Fakat vahiy bitti mi? Haşa, kelam sıfatı bitmiş olur. Devamlı tecelli ediyor ama o sinyali alacak, bizde alacağı açık değil. Şu anda radyo dalgaları açık değil mi Bedri senin odanda, benim odamda? Televizyon açık değil mi dalgaları? Açık. Niye çalmıyor? Yani muhatap açık değil. Muhatap açık değil. Allah şu anda konuşmasa onun hakkında biz konuşabilir miydik yani? O bizi sevmese, o sevditmese biz onu nasıl seveceğiz ya? Sevditiyor da seviyoruz yani. Biz ona gurur duyuyoruz yani. Yani Allah ya devamlı yayın yapıyor. Alıcımız kapalı. Allah ki vahiyi devamlı tecelli ettiriyor. Şeytanlara, göklere, Musa'nın annesine, Yunus yakışıklı peygamber neydi? Yusuf Aleyhisselam kuyuda vahyettik diyor. Arıya vahyettik diyor. İnsana mı vahyetmiyor? Ama vahyin meratibi var diyor mektubatta. 19 mektubatta. Devamlı tecelli ediyor ama bizim radyo kapalı. Kelam sıfatı durur mu ya? Rabbim ya. İlham ondandır. İlham, sunuat, tuluat, rumuzat, işaret. Bunlar hep Allah'ın konuşmasıdır ya. Ya çok güzel ya. İyi ki Allah'ımız var. Çok şükür. Üstadımızın da kulağımla görüyorum demesi de herhalde abi kelama işarettir zannederim. Evet. Çok güzel.
İşte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü. Allah Allah. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü. Bak toprak altında iken. Görüyor musunuz? Evet. Yukarıda dürbün hükmünde nasıl gelecek? Allah Allah. Toprağın altındayken buraya gelecek. Burada mı dedi dürbün abi? He hani bu devam edelim. Allah Allah. Burada ha? Dürbün dedi. Dürbün he. Toprak altındayken hani toprağa çürümeye gitmişti? Göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü bu gözündeki perde altında neyle bulabilirsin? Şükür ile, sabır ile bulabilirsin. Hemen yukarıda söylüyor ki en uzak gösterilen dürbünlerle. Ha. Ya yukarıda en uzak gösterilen dürbünlerle bakar nevinde. Yani dürbün vasıta ya. Şu dürbünü koyuyorsun vasıta. Küfür ise ters çeviriyor, uzaklaştırıyor. Dürbün vasıta. Peki vasıta ne olur? Risale-i Nur dürbündür, iman dürbündür, Kur'an dürbündür, Resulullah dürbündür. Yani mesela bak şu gözlüğü görüyorsunuz. Şu dışarıda olursa gözlüğe bakıyorum. Taktım, gözlüğe bakmıyorum, gözlükle bakıyorum. Biz Risale-i Nur niye okuyoruz? Risale-i Nur'la Kur'an'a bakıyoruz. Risale-i Nur'la Rabbimize bakıyoruz. Risale-i Nur'la Peygamberimize bakıyoruz. Risale-i Nur'la Kitab-ı Kainat'a bakıyoruz. Risale-i Nur'a bakmıyoruz. Risale-i Nur'la bakıyoruz ha böyle. Şualarda olması lazım abi. Şey manasında bir ifade var. Madem Kur'an için Risale-i Nur'a bağlanmışsınız diyor. Ha bak. Ha, ona bakmak var. Kur'an için. O gözle bakmak yani. Allah Allah. Kur'an için Risale-i Nur. Allah Allah. Öyle ha. Geçiyor ha o. Ha o manada geçiyor. Çok şükür. Güzel güzel. Şu toprak altında göklerin üstündeki cenneti görüyor. Devam. Göklerin üstündeki cenneti abi, görecek. Efendim. Özür dilerim. Buyurun. Kaç dakikadır bir şey diyeceğim ben. Şimdi mesela abi toprak altında diyen bir insan şöyle. Mezardan sonrasını değil de hayatı dünyevi toprağının beden gibi düşünürse maddi körlük de harice bakan, zahire bakan göz olarak düşünüldüğü takdirde semalar üzerindeki cennetten bahiste dimağa vurduğumuz zaman 7 kat semanın fevkinde olan cennet dediğimizde insanın hissine ve vicdanına alacağı yol maddi gözün kapanmasıyla daha seri oluyor. İkinci olarak da his ve heves akıbette kördür deniyor ya abi. Hani hepimizde bir kör taraf var. O da his ve heves kısmı. Bunun cennette daha böyle bahsettiğiniz ekstralarla verilme meselesinde insan his ve hevesinin gözünü dünyada hususan ahir zamanda açtırmazsa Allah-u Alem bu sefer o manevi yönden, o enfüsü cihetten birçok dünyada ulaşamayacağı, kesbi ulaşamayacağı vehbi şeylere Allah'ın izniyle çok daha hızlı bir şekilde muvaffak olabilir Allah'ın izniyle. Yani bu noktada sanki bir tatbik edilirse hepimizdeki o körlüğü böyle tefekkür ettim, hani paylaşmak istedim. Acayip bir şey, maşallah. Birincisi çok ilginçti. Çok ilginç. Malim iyi kavramış dima dersin. Yani o insan kainatın haritası oluşunda bu cennet, toprak altı hepsini insana uyguladı. Yani ruha göre beden toprak ya. Yani bu ruhunu bedene hapsetmiş. Bedensel hayatı yaşayan zaten bitmiş yani. Bedeninde ruhunu hapseden insanın toprağa girmesinden korkuyor. Zaten ruhun bedeninde hapis. Yani ondan sonra göklerin üstündeki cenneti, 7 kat sema. 7 kat sema dimadır, 7 kat sema. Yani dimağın üstünden, dimağın bütünselliğinden baktığın zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi daha cennete girmeden cennete nail oluyor. Bundan sonra o ayet var ya, artık onlara ne korku ne hüzün vardır. Dünyada da var bu. Her ayetin dünyada sureti vardır, masadakı vardır. Ne diyor? 286 şualarda. Her bir ayetin mutadid manası vardır. Her bir mana küllidir, her aslında efradı bulundur diyor. Suretim hepsi burada. Hepsi.
Nasıl görece de okusa söylüyor. Okur. Bu gözündeki, buraya evet. Nasıl aldı bir daha? Çok mühendi orası. Bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. Bu gözün altındaki, işte böyle gayet nurlu, gökler üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında. Göze perde gelmişti ya. Perde geldi. Şükür ile. Şükür ile, sabır ile bulabilirsin. Ya bu amalar ve bu fışıklettirir ya. Bak gene ben ne kadar cahilim, amaya vermişim. Oysa görürken manevi gözün kör yani. Sen de aynı bunun gibisin Hasan Bey. Göremiyorsun. Mesela. Acayip bir şey ya. Risale-i Nur'dan istifade etmek yerine böyle ne bileyim başka şeylerle meşgul olmak, zamanı telef etmek. Boş sayfasını böyle şeylerle doldurmak, bu mübarek gecelerde videolarla, gıybetlerle, tenkitlerle, ne bileyim şunlarla, günahtan zaten var seni, doldurmak. Sen çok dehşet çalışıyorsun, okusana abi. Devamını oku. Bununla ilgili şu şey yapsam abi. Ya. 14. devanın fihri sitesinde bir haşiye var. Bu devanın tesirindendir ki, misafir eten bir köye gittiğimde, orada gözsüz Mehmet Ağa isminde bir zat, gözünün hastalığından şikayeti üzerine yanımda bulunan Hastalar Risalesi'nin 14. devasını okuyunca onun manevi tesiriyle o zat dedi, keşke ben bu sevabı ve manevi bu kazancı bana açan bu hastalığımdan şikayet etmeseydim. Allah Allah. Ama birisine bunu dedirtiyor demek bu yani böyle. Keşke demeseydim diye. Şikayet etmeseydim diye. Nedametkârâne bir şükür kapısına döndü. Burada da şükür dedi ya, şükür ile evet, sabır ile. Onun için o hastalık, onun hakkında bir rahmet-i ilahiye olduğunu kat'i anladı. Diye böyle. Vay be. Sen devamını mı diyordun? Devamını yoksa bak, o da resmen bize söylüyor ya. Ne diyor? Devam oku işte. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi Kur'an-ı Hakim'dir. Biliyorsun değil mi? Evet. Kur'an-ı Hakim ne yaptı abi? Manevi olarak biz kördük abi. Ağaca baktığımız zaman onu görüyorduk. Fakat Kur'an-ı Hakim Müslahanur'a baktığımız zaman ağacın arkasında Esma'yı görüyoruz bak. Bak, duydular mı? Yani biz ağaca bakarken ağaca odun kereste görüyorduk. Kereste ne kadar odun çıkar, ne kadar mobilya olur. Veya resim çektiriz. Hacca gidiyoruz ya. Şey çekiyorlar, bir şey, ne diyorlar ya böyle bir şey tutup çekiyorlar. Self mi? He. Ha böyle ondan sonra ben kafileme orada da derste de hassastım. Kapat! Görüntünü kapat! Aynen orada da öyle. Kapat derim. Görüntüyü bırak. Bak benimle tavaf yapacaksan görüntüyü bırak. Böyle. Yani ağaç, Risale, Kur'an-ı Hakim ne yapıyor? Ağaca bakınca dedim öyle. Evet, evet. Kütük görüyorduk. Doğru. Çünkü kütüktük ya. Sonra Risale-i Nur Kur'an hesabına biz okuduğumuz için. Bak neymiş? Kalım Esnevi'de ne diyor biliyor musun ağaç için? Rabbimizi bize tarif eden diyor bir müfessir ulema gibidir diyor. Alim mesela Allah nasıl anlatıyor? Ağaç da böyle anlatıyor. Ya Musa bir ölüden çıktı ya hay. Yani şekilsizken ya tasvir eden ya Musa bir. Hikmetli şeyler takmış ya hakim. Ya Rezak, alimin tarifi gibi bize tarif ediyor ama Risale, Kur'an adına Risale-i Nur gözlüğüyle bakarsan böyle bakarsan. O gözle seni baktıracak göz hekimi Kur'an hakimdir. Ha, hekimmiş. Kur'an hakimi. Hekim diyor, bak hekim, doktor. Kur'an hakimdir. Yani o gözle, o gözü bize takacak doktor, hekim, Kur'an-ı Hakim'dir. Evet. Kur'an-ı Hakim, hakim de hikmetler dolu olan Kur'an'a yemin olsun diyor. Yasin vel Kur'anin Hakim. Hakim. Hikmetler dolu olan Kur'an. Vay be. Ben burada körmüşüm. Yani
Adam dünyayı görüyor, ağaca bakıyor, keresteyi görüyor. Görse ne olacak yani? Kör, maneviyata kör. Ahiret hesabına bakamadığı için kör ya. Ama ötekisi ama Allah nasip etti başka bir göz. Şükür ve sabırla şey yaparsa o öteleri de hissediyor, görüyor. Burak diyorsun bir misal söylemiştin aslında. Bir şey, mucize bahsinde var ya, adamın gözü çıkmış. Peygamberimizin gözünü koyuyor, daha güzel görüyor. Değil mi? Şimdi aynı onun gibi üstad da bu zamanda o kör olan gözlerimize ne yapmış? Bize göz taktırmış. Daha iyi görüyor. Güzel. 19. mektup. Gözü çıkmış sahabe, gözü getirip Resul'a, nasıl iman ya? Gözü çıkmış savaşta. Tamam da imana bakın, başa takılmaya. Ya sahabenin imana bak. Bu gözü götürüyor, nasıl inanıyor? O bana takınca gözüm olur. Bunu nasıl der ya? Hiç şüphesi yok. Ya Resulallah gözüm çıktı, bunu takar mısın? Sanki çocuğun ayakkabısı ayağından çıktı, anne giydirir misin? Düğmesi çin koptu, anne diker misin? Çocuk düğmeyi getirince hiç şüphesi var mı? Anne diker de. İşte Risale-i Nur'da o hadise masada konmuş abi. Risale-i Nur da böyle yaptı diyor. Evet, aferin Murat. Üstad da bakıyor ya sana, Cumhuriyet Bayramı'nda bakıyor. Hayır, hayal değil, hakikati görüyor. O dans edenlerin hakiki mahiyetini görüyor yani. Nasıl görüyor? 50 sene sonra vaziyetlerini görüyor. Göze bak yani. Risale-i Nur da ne demiş? Kur'an hesabına Risale-i Nur'a bağlanmışsınız. Nasıl demiştik de oku sen? Tam cümleyi hatırlamadım. Öyle güzeldi, oydu. Kur'an hesabına bağlanmışsınız Risale-i Nur'a manasını. Evet, Risale-i Nur'a, Kur'an hesabına. Madem Kur'an hesabına Risale-i Nur'a bağlanmışsınız. Yani. Abi ben buldum o yeri. Madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve Kur'an için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız. Ha, Risale-i Nur ile bağlanmışsınız. Birinci şua mıdır Bedri? Abi bir saniye. Bir saniye abi. 13. şua sayfa 311. Ha benim şualarım 313. Vay be, 13. şua benim bütün psikolojimin alt veri tabanı. Evet, devam et. O gözle seni baktıracak göz hekimi Kur'an-ı Hakim'dir. Kur'an-ı Hakim neymiş? O gözle, başka bir gözle baktırıyormuş insanı. Göz hekimiymiş Kur'an. Peki Kur'an o gözle nasıl baktırıyor insanı? Onunla ilgili. Mektubat 190'da şöyle bir yer var. Mektubat kaç? 190 abi. Evet. Kur'an'ın içinde öyle bir göz var ki bütün kainatı görür. Kur'an'ın içindeki göz bütün kainatı görüyormuş. İhata eder, ihata ediyor, kuşatıyor. Ve bir kitabın sayfeleri gibi kainatı göz önünde tutar. Kur'an öyle bir yüksekten bir bakıyor, içine alıyormuş kainatı. O gözle ne dedi? O gözle seni baktıracak. Bu kadar yüksekten genel ihatalı bakabilen bir şey baktırabilir ancak böyle. Bir kitabın sayfeleri gibi kainatı göz önünde tutar. Tabakatını ve alemlerini beyan eder. Bir saatin sanatkarı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder. Kur'an dahi elinde kainatı tutmuş öyle yapıyor. Şöyle bak ya. Yani insan merak ediyor da ayda Jüpiter'de ne var? Şuradaki şey merak ediyor. Şurada ya Jüpiter'de ne var? Kur'an da kainatı almış, saatçi tamiri gibi o çarkı çözüyor, o çarkı çözüyor, o bilmem ne yapıyor. Yani saatçi için bir şey yani, değil mi? Gözünün önünde. Aynı onun gibi diyor. Kur'an'da bize onları, burada bu var, birinci tabakada bu var, cennette bu var, kabirde bu olacak sana, vefat etme anında şu olacak, haşirde bunlar sorulacak sana, sıratta böyle geçeceksin, tamam. Böyle, cennette bu olacak, sonra şu olacak. Ya vacip bir şey ya. Senin göz hekimin bu olsa, böyle, bunu yapan olsa. Yapan olsa böyle, böyle bir doktor olsa. Evet. Bak Kur'an'a bak ya, Kur'an'a bak. Bütün kainatı sayfa sayfa bize gezdiriyor. Çok acayip bir şey ya. Adam ne kadar ömür verdiler, ne kadar insan, ne kadar servet gitti. Ayda ne var ne yok. Ustadı dinleselerdi,
İkinci dalda ayda ne ziya var diyor, ne hayatı var diyor. Sayın ve çalışmam beyi de gitti diyor. Sözler de ikinci dalda. Yani ışık ya ay. Yani parlak ya. Usta diyor ki nuru yok diyor. Ne nuru var ne de hayatı diyor. 1920 civarlarında yazmış. 1969'da aya çıkılmış. İkinci dalda. Yani onun hesabına çıkan Risale'yi nasıl çeviriyor? Mesela ben mektep okurken, hepimiz liseyi okurken, 9 gezegen diyorduk. 21. pencerede 12 seyyareden hiçbirisi yoktur ki. Ne oldu? 11 şey yapıldı, şu anda 12 gezegenin bulut şeklinde olduğu ortaya çıktı. Bu nasıl bir şey? Yani sayfalar nasıl çeviriyor? Otur diğer de sen de seyrediyorsun. Bir daha okur musun ya son olsun? Uzattık zaten ama. O zaman şey de yapabilirim. Onunla ilgili bir yer daha var abi. Ha o zaman oraya okuyayım. Oraya okur. Bu şey cihetinde, zahir cihetinde böyle çeviriyor. Kainatı biliyor. Bir de başka ciheti de varmış. Sözler 414-415. Hem basiresinde selim bir gözü olan görür ki, Kur'an'da öyle bir göz vardır ki, o göz bütün kainatı zahir ve batını ile vazı göz önünde bir sayfa gibi görür, istediği gibi çevirir, istediği bir tarzda o sayfanın manalarını söyler. Zahir ve batını ile kainatın. Böyle o sayfanın manalarını söyler. Kur'an böyleymiş. Kur'an'a bak ya. Bak kız nasıl sevdiriyor değil mi sen? Bu cümleler Risale'nin orada mı geçiyor abi? Evet abi. Ya nasıl bir canlı bir Risale, böyle kelam değil mi? Konu bir eğer başka bir yer okumayacaksan bunu bir daha okur musun? Okuyayım abi. İsterseniz o şeyden alayım, öncekinden alayım. He olur. Kur'an'ın içinde öyle bir göz var ki bütün kainatı görür, ihata eder ve bir kitabın sayfeleri gibi kainatı göz önünde tutar, tabakatını ve alemlerini beyan eder. Bir saatin sanatkarı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder. Kur'an dahi elinde kainatı tutmuş öyle yapıyor. Diğeri, hem basiresinde selim bir gözü olan görür ki, Kur'an'da öyle bir göz vardır ki, o göz bütün kainatı zahir ve batını ile vazih, göz önünde bir sayfa gibi görür, istediği gibi çevirir, istediği bir tarzda o sayfanın manalarını söyler. Allah Allah. Maşallah. Tamam, bitti galiba. Tamam, bitti. Peki. O zaman kitabın arkasındaki duayı yap. Tamam, böyle. Şey, Mehmet abi yapsın abi. Hadi Mehmet. Oku, hocam. Ha. Oku, ha. Oku. Hadi Mehmet. Oku, hadi oku. Çok sen, çekiniyor ya. Sen okudun mu, ben okudum. Tamam, tamam. Doktor oku. Oku, oku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddüs. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine lemalar mecmuasını bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Amin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. Amin. Ve defteri hasenatlarına lemalar mecmuasının her bir harfine mukabil 1000 hasene yazdır. Amin. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Amin. Ya Erhamer Rahimin umum Risale-i Nur şakitlerini iki cihanda mesud eyle. Amin. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Amin. Kusurlarımızı affeyle. Amin. Allah rızası için El Fatiha. Allah'ıma selam olsun. Amin. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Murat Dursun derste miydi acaba? Murat Dursun derste mi? Murat Dursun derste mi? Değil mi? Tamam. İyi. Yarın herhalde 15. devayı ona yaptırırız. Ondan sonra yapmak isteyen var mı aranızda? Ben 15. devayı ben yaparım diye. Evet. Peki. Saat 12 oldu. Herkes uyuyor.
zannetmiyorum. Peki. Görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hayırlı akşamlar. Süleyman abi, Süleyman abi kapatma. O iki tane atı söyledin ya, sayfalarını söylemedin. Tarife yayarmış bu valla. Yanıyor ya. Bir de muhakemat dedin ya, onu tam bir söylesene bana. Şu anlar 595, ikinci paragraf. Bir dakika dur abi, dur. 595, tamam onu yazdım. Muhakemat. Tarife yayar dedin. Muhakemat 17-18. Tamam, o da tamam. Tarihçeyi hayat. O da tarihçeyi hayat. 668. Tamam abi, teşekkür. Hasan hocam orada mı? Burada, Hasan burada hocam, abi. Ben bir, bak, ben şey, ne derler ona, toplantı bittikten sonra bir şeyim vardı abi. Belki basit gelecek sualim de, iki cümle diyeceğim. Bu cene diyor ya, ikinci paraya yarattı. Çünkü diyor, imanı kuvvetli ve salatı şiddetliydi. Bu imanı kuvvetliyle olmazsa olmazı birinci veya ikisi nedir? İlk ikisi. Kendi dünyanızda nasıl ifade edersiniz? İmanı kuvvetli derken şu anda veya aklınıza gelen nedir? Bir ve ikinci madde olarak. Şimdi Ayhan, imanın kuvvetli, imanı ilmel yakinden, anel yakin, hakkal yakin mertebesi var ya. Evet. Şeyde 25. sayfada Kastamonu'da anlatıyor. Tabii bunu çok risalede var da orada öyle Risale-i Nur öyle bir ilmel yakin anlatıyor ki hakkal yakin seviyesinde bir iman veriyor. Eğer biz Risale-i Nur'u tefekkürle okursak dura dura, bak mesela bazıları der ya 14. deva bir sayfaya yaprak bile değil bir saat olur mu? Kardeşim külliyattan çıkmadık ki, atıf yaptı. Sözlerden, şualardan, tamam şuradan buradan. Şimdi eğer biz imanı, tefekkür, kendi dersimizi atıfla okursak buna tetebuat yapıyoruz. Beraber okursak muzakere yapıyoruz. Tefekkürle okursak ilim marifetullah oluyor. Marifetullah, tefekkür. Tefekkür-ü imani vehim ve vesveselerin panzehiridir. Ondan daha tesirli ben bir şey bilmiyorum. Yani tefekkür ehline vehim ve vesvese gelemiyor. Derecesine göre tabii. O anda tefekkür edebilirsen kimse kalmıyor. Demek ki imanı ilmel yakin, Risale-i Nur bu mertebeleri veriyor. Aynel yakin, hakkal yakin. Bunu işareteceğiz da bu misali şöyle veriyor. Ben uzaktan diyor baksan diyor dağların arasından bir duman çıksa İlmel yakinliğinde bilirsin ki orada bir ateş yanıyor. Sonra gittin bir baktın ateşi gözle gördün. Bu ayn. Aynel yakin. Sonra elini soktun. Kebabını yaktın. Yani ne bileyim elini soktun. Bu da hakkal yakin seviyesi. Risale-i Nur'u bir nasıl kazanırız? En müessir sebebi zemini yöntemi diyor. Yöntemi tefekkür. Zemini nedir? Terk. Ne kadar okursan oku, istersen külliyat ezberle, terkin yoksa enaniyetin artar. Başka bir şey olmaz. Kur'an ezberlemiş adam, terki olmadığı için namazı bile yok. Hafız ya. Ezberlese, Kur'an ezberlemiş namazı yok ya. Terki yok, terki. İlk önce zemin, terk edeceğiz. La ilahe. İlk önce terk. Terk-i mefasit. Sonra celb-i nefa. Sonra tefekkür-i imani. Sonra salahat, salih olmak, amenu ve aminu salihat. İmanın ikinci cüzüdür diyor şu anlarda. Salih amel. Nedir o? Sünnet-i sene ittiba. Birincisi amenu billah, imani billah. İkincisi sünnet-i seniye. Salahat, salih, İslam, sünnet-i seniye. Ne kadar sünnet-i seniyenin içinde olursak salahatımız, salihliğimiz o nispette kuvvetli olur. Sünnet-i seniye dairesinde hareket etmeli. Evet, toparlıyorum size bir cümleyle. Terklerini artırarak tefekkür-ü imani mesleğinde inkişaf ederek sünnet-i seniye dairesinde yaşarsak dünyada iken daha öteleri fikrederiz, hissederiz, mahsederiz, zevk ederiz,
hissederiz, zevk ederiz. Ona delil nedir? Bu akşamki derste aldığımız zevktir. Kamera kapalı. Evet. Peki. Allah razı olsun. Bir de teşekkür ederim abi. Amin. Bir de bu kuvvet diyor ya, deva hastalık şey ya. Şimdi insan yaşlanınca diyorlar geçmişe dönüyormuş. Geçmiş hayatına biz doktorlar. Kötüyse ise düzeliyor. O yüzden imanın kuvveti aslında geçmişe bakıyor ya. Demek kadın öyle bir hayat geçirmiş ki geçmişi kuvvetli geçirmiş. Yaşlandıkça insanı moralini bozan doğru. Yaşlandıkça insanın moralini bozan veya moralini canlı tutan çok tuhaftır. Kanundur bu. Adetullah kanunu. İnsan yaşlandıkça niye böyle bazılarının mutlu, bazılarının canı sıkılıyor? Mazisi kötüyse canı sıkılıyor. Yani ister istemez yaşlılık maziyi götürüyor. Eskileri deşiyor. Hatta Alzheimer olmuş bir şey olmuş. Geçmiş böyle defterleri söyler böyle. İlkokul numarasını söyler, onu söyler. Sayıklar yani. Mazi. Mazi de istikbalin aynasıdır yani. Ondan. Kuvvet diyor ya hani geçmişe, evet. İmanın kuvveti geçmişe bakıyor demek ki çok sağlam geçirmiş. Geçirmiş tabii, sünnet-i seniyye. Peki, tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam, teşekkür ederim.